Merhaba dostum, hoş geldin. Ben Atıf, burası da benim oyun kanalım. Nirvana Oyun TV kanalına hoş geldin. Fenerbahçe Analik kariyerimizin yepyeni bir bölümüyle de karşındayım. Ligdeki çıkışımız sürüyordu. 3. sıradayız, zirveyle aramızdaysa müthiş bir fark var. 18 puana kadar çıktı fark. Hani biz gidiyoruz ama öndekiler de bayağı gidiyorlar ve yetişemiyoruz. Zaten lider Galatasaray, arkasından Başakşehir geliyor. 3. sırada biz varız. 4. ile aramızda 4 puanlık bir fark var ama şöyle göstereyim buradaki puan farkını. 56-50-38, yani nereden baksan bir 20 puan yakın bir fark var Galatasaray'la. Kapanması çok zor görünüyor. İşler bizim için riske girdi çünkü çok fazla beraberliğimiz var ve çok fazla da mağlubiyetimiz var. Az attık, az yedik. İnanın en az atan takımlardan bir tanesiyiz ve en az yiyen takımız zaten. Tek aynı rakamlarda bir tek biz varız. Allah sonumuzu hayretsin. Şimdi Fenerbahçe yeni transferi Sisse'yi buldum. Hemen şöyle görüşmeler diyeceğim. Evet. Yorumlara yazmışsınız. Serbest oyuncular arasında vardı. Elin üstteki şapka olmadığı için biz onu aramalarda bulamadık düz yazdığımız için. Hemen şurada 75 overall'la dikiliyor. 2 yıllık kiralık yapalım. Yıllık maaş abi şu seviyeden iyidir. Olumlu bakacaksın tabii. Şöyle indirdiğimizde bir şey olmuyor galiba. Tamam ya. Benim maaş bütçemde 3,5 milyon euro gibi bir şey zaten. Şöyle yapayım, 700 küsür lira bir atayım. Zaten şu anda devre arası olmadığı için serbest oyuncuydu. Bir gönderelim, en azından görmüş oluruz. Gelecek mi gelmeyecek mi diye. Fabrizio de gelirse şayet forvet hattına iyi bir seçeneğimiz olacak. Ama zaten çok fazla forvetimiz var. Nasıl olacak bilmiyorum. Oyun planına bakalım hızlı bir şekilde. Daha önce söz vermiş olduğum üzere sözümü tutuyorum yorumlardaki. Sen dostum kim olduğunu biliyorsun. Ferdi Kadıoğlu'nu senin için en az 2-3 maç ilk 11'de başlatacağımı söylemiştim. Şimdi ise Ferdi Kadıoğlu'nu sağ kanatta ofansif olarak oynatıyorum. Sol kanatta Valencia var. İleride yine Samat da var. Efsane golcümüz. Hemen arkalarından Mesut Özil ve Sosa geliyor. Defansif orta sahada ise Luis Gustavo var. Ama şöyle bir sıkıntı. Serdar Aziz ile Zanka'nın yerlerini değiştireceğim. Serdar Aziz'den çok fazla verim alamadım. Öyle çok beni hoşnut etmedi. Valencia'nın yediği olarak Caner'i tutabilirim takımda. Şu anlık yedeklerde kalsın. Tiam yedeklerde. Çünkü Tiam'ı da biliyorsunuz Ferdi Kadıoğlu ile dönüş olarak kullanacağım artık. Yani sağ sol kanat. Tiam'ı sol kanatta oynatıp Valencia'yı sağ kanatta oynatıyorum. O nedenle bu bölümlük, birkaç bölümlük gidişatımız bu şekilde olacak. Rakip Konya Spor. Formalarımıza bakalım neler vermiş diye. Abi siz çok koyu olabiliyor musunuz? Olabiliyorsunuz. Siz koyu olun. Renkler çok fazla göze batmasın. Akşam maçı yapalım. Güzel. Başlama vuruşuyla başlayalım. Artık ligdeki çıkışımız devam ediyor. Zirveyle aramızdaki puan farkını mutlaka kapatmamız lazım. Biz bunu bir türlü beceremedik. Kapatamıyoruz. Çünkü aradaki puan farkı 20 puana kadar dayandı. 18 puan var. Bakalım biz neler yapacağız. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ama umarım daha iyi sonuçlar elde edebileceğiz. Maç Şükrü Saraçoğlu'nda tribünler tıklım tıklım dolu. Rakip Konya Spor. Kendinden emin bir Fenerbahçe var sahada. Şu anda sahaya çıktığımız üzere hazırız ki zaten sahaya çıktık. Kendimize inanıyoruz. 3 puanla ayrılırsak zirve yarıştan kopmayacağız. Samatta ile maça başladık. Başarılar Fenerbahçe'nin. Gustavo Sosa. Hemen atak attık Sangare ile. Kanatta Ferdi Kadıoğlu var. Ferdi genç yetenek. Hop geriye doğru döndü. Hemen şöyle Sangare'ye doğru bir kez daha. Ferdi iyi ortala yapıp adamın beynini dağıttım be oğlum be. Ne yapıyorsun gözüm senin? Sosa iyi ortaladı. Sabah da gelmedi kaleci. Gelmedi. Kaleci de şu anda Konya Spor bir kez daha maçı başlatan taraf oldu. Oyuna soktular hızlı bir şekilde. Harika. Luis Gustavo iyi kesti topu. Kanatta Ferdi var. Sabahta. Ooo. Kontrol etseydim keşke böyle. İyi atak attı ama devamı gelmedi. Kontrol edip bulsaydı yazardık bir tutup ya. Tüh. Mesut Özil.
Konyaspor atak çıkmak üzere bir kez daha tazeliyorlar kendilerini. Valencia basıyor. Güzel. Orta alana döndüler. Haydi Ferdi. Ferdi neredesin? Ferdi. Zanka ve Sosa anlaşmazlığı oldu. Samatta. Vallahi Ferdi Kadıoğlu'nda güzel bir boşluk var ama. Ya bak şu geri dönme olayını biz beceremiyoruz ya. Ova. İşte bu da. Bu sefer geldi gol. 1-0'a geçiyoruz. Konya'nın karşısında. Samatta önlerine kaldığı yerden devam ediyor. Kendini nasıl ki Samatta'nın kafası. Ferdi Kanı da çok çabuk alıştı. Burada kaptırdı, geri kaptı. Valla düştü kanka, helal olsun. Orada güzel aldı pasa. Samatta aldı aktarmışçasına bir orta. Net. 1-0'a da geçiyoruz Konya karşısında. İyi başladık. Umarım böyle de devam edecek. Hadi Samatta yetişemedi. Ferdi Kadıoğlu. Tam ayak bileğine vurduk ya. Baksana şuna. Kart sarıdır umarım. Sarı kart. Çok erken başladık kartla ya. Orta alandan boşluk oluşturmaya çalışıyorlar şu anda. Gustavo müdahalesi yerinde güzel. Ama ne yaptı? Yapamadı. Devam gelmedi. Hadi oğlum. Kır şunun belini. Valencia kanat değiştirip ta sol kanattan sağ kanata kadar geldi. Luis Gustavo. Aldı valla. Koydu götü aldı. Ferdi Kadıoğlu. Sosa'ya doğru. İçerideki boşta Mesut Özil vardı. Valla Valencia'yı kaçıramadık biz orada ya. Tüh. Valencia bir kez daha başlıyor. Şu anda Konya Spor. Mesut Özil basıyor. Kaptırdı. Basamadı yani. Sonuç yok. Ferdi Kadıoğlu. Riskli hareketler Ferdi'den. Sarı kartı var ama onu unutuyor Ferdi ara sıra. Of, Samatta söktü aldı topu. Aldı da. Sosa vurdu. Samatta çok iyi verdi pası bak. Burada iyi döndük. Normalde dönüşünü beceremiyor. Fake de güzel dönüyor. Ayağın dışıyla verdi pası valla. Sosa vuruşu defans müdahale etmedi ama uzandı topa. Paslaşarak başlayacaklar. Sağ kanattan geliyor Mesut Özil, baskı yaptı. Geriye doğru döndüler. Bir kez daha atağı tazeleyecekler şu anda. Uzun top. Uf, kanatta çizgide. Novak karşılayan isim oluyor. Novak. Sosa ve Luis Gustavo olmadı. Döndürmeyin, döndürmeyin. Yapmayın. Yapma şunu, yapma şunu, yapma. Harika. Mesut Özil. Novak. Valencia. Allah kanattan güzel bindirme geliyor da. Valencia pası geçseydi şayet kanatta güzel orta olabilirdi. İlk yerini bitiren Gürük geliyor ve 1-0 önde gidiyoruz. Soyunma odasına. İkinci yere devam edeceğiz. Şuradan bir bak, sistem ayarları değil. Tamam, tuş atamadan buradan yapamıyorum. Şu anda oyuncu değişti. Tuşum değişti. Adam değiştirme tuşu. O nedenle sıkıntı çekiyorum oyuncu değiştiğinde. Valencia müdahale edemedi. Kayarak müdahalesi yersizdi çünkü. İçeriye doğru döndüler. Sosa alabilir mi? Alırsa güzel kontratak olur. Aldı ama devamı getiremiyoruz. Sangare. Valla çalımı iyiydik. Bir de yere düştük. Gustavo mükemmel şimdi Gustavo. Ya sen harika bir yeteneksin ya. Samatta'nın önüne doğru pas. Samatta ama hızlı. Hızlı yetersiz kaldı bu sefer. O kadar hızlı adam topu nasıl kaptırdı? Gustavo. Ferdi Kadıoğlu. Gustavo. Güzel. Valencia hiç bekletmeden vurdu ama offside. Offside mi? Faul mu?
çok geride faul olmuş ya. Ben film gibi falan sayıyordum ama bence de yani çok saçma olmuş o ya. Sosa, Ferdi Kodoğlu, Sangare ortası, uff sabahta. O top nasıl kaçar ya? Çok klas orta, Samat direkt mi? Kalecide değil, direkt. Direkt olarak direkt. Paslaşarak başlayacaklar. Alan daraltmamız daha oy maşallah. Skubic geliyor, Novak. Novak'a böyle çalınmıyorsun abicim sen ama olmaz ki böyle. Samat da, valla adam forvet mi? Orta saha belli değil. Müthiş bir pas Ferdi Kadıoğlu'na doğru, kademe yerinde. Kontrol çok iyiydi. Sosa çok iyi gördü ama orayı. Sosa yine yıktı ortalığı. Hadi Plessi. Olmadı. Offside. Offside. Samat da çok yorgun. Tiam'la değişiklik yapacağız. Tiam oyuna giriyor. Samat da alkışlarla kenara geliyor. Tek ve ilk golümüzü atan isim oldu Samat da. Lemos. Sosa, Luis Gustavo. Bugün Lemos çok fazla görmedik çünkü çok hava topu almadık. Maşallah. Maşallah iyiydi. Tiam. Atak tazeleyecekler bir kez daha. Hadi çocuklar. İzin vermeyin. Bak bu saniyelerde yapacağımız bir hata bizi çok pahalıya mal oluyor. Yeni sürüş girdi oyuna. Valencia alkışlarla kenara geliyor. Ben yine Valencia'yı aldım ya. Caner alacaktım ya ben oraya. Bir dakika dur bir saniye. Şöyle yapalım. Tamam. Sola çıktı, iyi oynar Caner şu anda. İki oyuncu değişti birden yaptık. Ferdi'yi kenara aldım. Caner Erkin'i de kanada koyduk yani. İleri üçlüyü iyi tazelemiş olduk. Sosa. Hızlı müdahaleysen topu oradan çıkartabilirsin ya. Kapatın abi, kapatın. Deniz basıyor şu anda. Ferdi'nin bölgesini görev oluyor Deniz. Oo çok iyi. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Çok iyi kontrol etti Erifçioğlu. Altay hemen Zanka'ya doğru. Güzel pas. Luis Gustavo. Sosa. Fener tek paslarla çıkmaya çalışıyor şu anda. Kanattaki Caner'i gördük. Özüne doğru. Ortası. Uf. Kaleye paralel geçti. Teğet geçti top resmen. Novak. Novak çok açılıyorsun sen. Ne işin var o kadar? Oğlum boğulacaksın oralarda. Zanka müdahalesi yerinde. Sosa, Luis Gustavo, Novak. Ulan bu Novak da anasını satayım Caner'i mi kıskanıyor? Caner ileride oynuyor diye anlamadım ki ben. Özür'ü kaçırdı Caner. İyi orta. Lan! Oğlum! Caner durdurdu ortası. Çok iyiydi. Bak gol olsaydı vallahi cehirlik olurdu ya. Bak hareketlere bak. Bak. Tam direktliğinden be abi. Çok iyi pozisyondu. Durmak yok. Devam. Sosa direkt. Altı pasa doğru. Tiam ön direkte gelmedi. Zanka çıkıyor şu an için. Zanka alamadı. Güzel pres. Ah Betiyan, ah Betiyan. Koltuk yedek aldı Tiyan. Dakika 87. Gustavo artık her şeyi yakıp açılabildiği kadar açıldı ileriye doğru. Tiyan'ın baskısı var. Orta alana geldiler şu anda. Defans hattına ileri doğru çıkacaklar. Lemos. Mesut Özil. Novak. Öndeki Caner'i gördü.
Özel'in ortası. Abi ne yapıyorsun sen orada? Gustavo sert ayrı. Foylar. Bir frikik verse Özel'e neler denebileceğiz. Konya Depres pardon. Kendi sahnemizde Konya karşısında 3 puan alıyoruz. Sanatların güzel kafa golüyle 1-0 geçtik. 3 puan 3 puandır. Maçta geri olarak şut bazında bizim üstlüğümüz var ama şok da oynama. Bilal Korkmaz'ın takımı Konya Spor'daydı. Maçın adamı Samat da oluyor. Golünü attı ve kenara çekildi Samat da. Tabi Başakşehir de kazanıyor. Galatasaray da kazanıyor. Galatasaray beraber kalmış. 56 ile 57 oldu. 41 olduk şu anda biz. Fark çok fazla var ama 12 puan Başakşehir ile 16 puan da Galatasaray ile devam ediyor. Türkiye Kupası'ndayız. Rakip Trabzonspor oldukça zorlu bir maç olacak bizim için. Görüşmeler diyelim. Şimdi bir dakika. Yetenek ağacında bir şeyler var. Önce bir ona bakalım. İzlenen oyunculara geliyorum. Abi Miramon diye birisi var. 32 yaşında. 75 yaş, şey pardon 21 yaşında 75 orada da Simakan var. Sağ bek. Şu an için sağ bek düşünmüyorum. Çünkü takımdan memnunum. Takımın gelen tetikler var. Harun'a güzel bir tetik gelmiş. Aynen gerek yok. Yani yedek kalecim yok zaten şu anda. O nedenle düşünmüyorum. Başka da bir tetik yok. Diğer takımlara geldiğimde Papi Sisse ile şartlar olumlu. Sisse'yi takıma getiriyoruz artık. Papi Sisse Fenerbahçe'de. Vallahi Rodriguez'le sıkıntı yaşayacak gibiyiz ya. Biz bu elemanı buradan gönderelim bence ama sözleşme bitişi de var şu anda ya. Bizden ayrıldıktan hemen sonra sözleşmesi bitecek. Bir deneyelim bakalım. Alabilirsek James Rodriguez'i alabiliriz. Alırsak da oynatırım. Yani o şekilde alırsam oynatabilirim artık. Çünkü artık boşa düşmüş oluyor. O nedenle sıkıntı yok. Oyun planına gireceğim. Şu anda boştaydı aslında ama Papis ise büyük ihtimalle transfer sezonunda açılına gelecek. Yaz döneminde Papis ise Fenerbahçe'de. Maçı ileri, zamanı ileri al diyorum. Pardon ileri al demiyorum. Geri olur. Şurada haberlere bakmadık. Zor bir zafer. Aynen öyle. Hiç alakası yok. Ne alakası? Adamı oynatmadık bile lan. Zaman ileri alıyoruz ve ilk 11'e bakacağım şöyle bir. Formalarımız normal. Stadyuma baktığımız zaman da gece rastgele değil abi. Gece güzel de oynayacağız tabii ki de. Oyun planına bir bakalım. Takım genel olarak gidişat güzel. Tamam Sangare'yi kenara alma zamanı. Gökhan Gönül. Caner Erkin yedeklerde. Lemos, Novak. Valencia'nın 7 olarak Caner'i düşünüyorum bak bilginiz olsun uyarın beni ya bak gaza gelip değiştiriyorum abi değiştirmedim falan değil. Samat'la ve Zahavi arasında gidip geliyorum ama zannedersem artık Samat'la daha sabit çakılı forvet olarak kaldı bizde. Hem gol atıyor hem koşuyor hem kendini belli ediyor. Samat da bence iyi bir transfer oldu bizim için. Oldukça da fazlasıyla nemalanabileceğimiz bir futbolcu. Evet geç açıldı ligin ilk haftalarında. Sönüktük çünkü ama yavaş yavaş toparlanacağız artık. Dediğim gibi ikinci yarıda bomba gibi bir Fener'le karşılaşacaksınız. Ve Trabzonspor'la oynayacağız. Şu Kısaçoğlu stadyumumuz Türkiye Kupası mücadelesi vereceğiz. Oldukça zor bir maç olacak. Çünkü biliyorsunuz Trabzon her zaman zordur. Samatta ile başlıyoruz bir kez daha. Başarılar Fenerbahçe'nin Luis Gustavo. Müslü Zil. Hemen kanatta Novak var. Önünde Valencia vardı. Özil yanından destek veriyor. Özil. Tekrardan Novak kaçıramadı. Eyvah o aldı. Harikasın. Lemos. İçeride Gustavo var önünde. Sosa ver arkasında bekliyor. Sosa. Valla Ferdi'ye doğru uzun oynadık. Araya girdiler. Vakame. Sosa aldı topu. Hemen yanında Ferdi Kodoğlu boştaydı. Sosa yanında destek geldi şu anda. Hiç bekletmedi noktası. İçeriye orta. Sabah da vuramadı. Ferdi kaleyi denedi. Defansa çarpan top. Korner. Köşe vuruşu kullanacağız. Oldukça iyi pozisyonda. Sosa. Sert orta. İçeri doğru. Ferdi kafası. Defans. Devamı. Out. Ferdi bir anda belirdi. Altı pasın içerisinde. Şık kafa. Ama devamı gelmedi. Paslaşarak başlayacaklar.
Pasajlar başlamayacaklar. Teyit attı valla. Zanka alamadı. Novak ama faul. Faul mu offside mi? Zanka Sörlot'a omuz vurduğu için hakem dedi ki Agan abi. Adam adama bir savunma sistemi belirliyorum. Vurun karın parçalayın. Gökhan da adamlar iyi geliyorlar şu anda. Hemen önündeki Novak'la başladı Altay. Önünde Mesut Özil var. Yandan destek geldi Valencia'dan. Özil yerde kaldı. Hakem devam dedi. Abi Novak'a bak sen ya. Kendi katı oldu. Aa, dönemiyorum. Sörlot Gustavo'nun önüne topu göğüs kontrolüyle aldı ya. Nasıl bir şey becerebildi adam. Valla Gökhan güzel müdahale. Harikasın Gökhan. Ferdi'nin önünde bir boşluğu gördü. Ferdi yanından Sosa geliyor şu anda. Hop. Bir ara pas önünü boşalttı. Ferdi iyi orta. Samatta'ya doğru. Samatta yine çok geride kaldı ya. Samatta yapma. Hop göğüs kontrol. Kanattaki Mesut Özil'e doğru. Valencia önünü boşalttı. Vurdu. Gelmedi. Novak iyi orta. Valencia Samatta. Abi ne yapıyorsun ya? Nasıl kaçırabiliyor şu pozisyonu? Çok güzel maç oluyor. Trabzon Fener arasında karşılıklı kemik sesleri geliyor neredeyse. Lemos derken offside. Sörlot offside'deydi. Bir adımla. Yan hakemin dikkatinden kaçmadı bu iş. Lemos Zanka'ya doğru. Kanattaki Novak. Önünde Valencia ve Mesut Özil vardı. Valencia'yı tercih etti. Hiç bekletmedi noktası. Direkt kaleye doğru. Samat. Samatta'ya gelmedi. Vakame. Sosa eski takımına karşı oynuyor bugün. Hem Sosa hem Novak. Oy. Sörlot döndürmeyin. Döndürmedik. Lemos. Mesut Özil'e doğru. Valencia. Özil'i kaçırdı. Mesut Özil, Samat'la arasında bir saçma sapan pas trafiği oldu. Korneri kazandık. Riskle kazandık hem de ya. Aa, korner değilmiş lan. Oğlum korneri bile beceremedik. Nasıl bir hata yaptık biz orada? Ferdi alamadı. Vakame'den taç. Gökhan hemen Ferdi'yi gördü. Gökhan'ın önündeki boşluğa doğru çizgiye iniyor Gökhan. Ortası. Aa, gelemedi. Sosa. Çok kötü vurdum be Sosa ya. Çok kötü vurdun oradan. Paslaşarak mı başlayacaklar? Evet. Bir kez daha Edgar. Marlon Xavier'e doğru öndeki Vakame'yi gördü. Ferdi topu alamadı. Valla Vakame çevittirdi etrafında. Ulan be. Müthiş bir Trabzon var sahada. Acayip güzel dayanıyorlar şu anda. İlk kere bitiren Zülük geldi. 0-0 eşitlikler. Topa sahip olduğu Rolayız çok yüksek. Biz öndeyiz ama adamlar çakır defans yaptılar ya. Bizim bir beceriksizliğimiz var. Pozisyonları harcadık resmen. İleride basıyoruz. Ferdi aldı topu. Aldı kaptırdı Ferdi. Faul. Ferdi yoruldu. Ferdi bayağı yoruldu hem de. Genç yetenek Ferdi. Mesut Özil. Gökhan Gönül önüne bırakmak istedi ama. Gökhan kaptı. Aa! Ulan Vakame ayağını uzatmasan. Ya Ferdi vuracak ya Samat'ta. Cilerme. Çörekçi. Kimse artık çörekçi. Pas. İyi pas trafiği var şu anda. Sosa. Ferdi Kadıoğlu. Önündeki Samatta'yı kaçırdı. Abi bir pas çıksa dışarıya Mesut'a. Zımbalayacaktım oradan Mesut'tan da olmadı. Hadi çocuklar. Mesut alamadı. Cilerme bırakmadı. Novak. Yine kalitesini konuşturdum Novak. Mesut Özil çok değişik bir pas verdi Valencia'ya doğru.
Ortası Valencia'nın Allah'ım yarabbim dağlara taşlara gönderdi ya. Bir bakalım şöyle bir yorgunluk durum var. Nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Şimdi Samat da boşa çıkıyor şu anda sürekli olarak. Zahavi girecek oyuna. Ne yapalım? Mecburum Zahavi'yi almaya. Oynatmayacaktık ama kadrodaysa oynatmamak içten biri değil Zanka. Hop. Gökhan Gönül'e doğru. Sosa. Ferdi. Bir kez daha Sosa'yı gördü. Mesut ve bıraktı presi. Mesut çok iyi gördü. Çok iyi vurdu Mesut. İşte bu ya. Türkiye'de Türkiye Kupası'ndaki ilk maçta ikinci tur ilk maçında Trabzon karşısında golünü atıyor Gökhan Gönül. Ligdeki ve Fenerbahçe kariyerindeki Fenerbahçe kariyerindeki ilk resmi golü oldu. Gökhan'ın güzel pası Mesut döndü vurdu tam köşeye. Paslaşmalar çok iyi. Bak burada hop iyi çevirdi. Abdülkadir aldıktan sonra yine sesini köşeye doğru bıraktı. 1-0 öne geçiyoruz. Çift oyuncu değiştiği birden geldi Fenerbahçe'de. Ama şöyle bir şey yapacağız bir saniye. Biz burada aynen. Bak Caner'i sol açık olarak değil. Santrafı olarak aldık. Santrafı olduk. Zahavi. Müdahaleler yersiz. Taç. Taç bizim. Hadi. Trabzon panik halinde şu anda. Gökhan Gönül Zanka'ya doğru. Zanka sert gelen topu göğsüyle yumuşattı. Sosa ile paslaştı. Valencia kanat değişti yapmıştı. Gökhan Gönül'e doğru. Orta güzel. Zahavi. Olmadı. Araya giremedi Zahavi. Abi tabi nereye atıyorsun topu sen? Maşallah ya. Mesut kaydı. Novak. Güzel müdahale ama Söylet önünde kaldı. Caner ta defansına yardıma kadar geldi. Mesut Özil bu sefer dönemedi. Bak abi. Bak Caner boşta. Mustafa Caner'i kaçırdı. Oo! Direkten döndük vallahi. Zahavi ne yapıyorsun Zahavi? Adam dışarıdan çeviriyor topu daha ne yapalım biz ya? Abi orada çok iyiydi baksana şuna. Klas bıraktı. Bomboşsun lan. Bu maç almaya geldik tamam da adam gol atamadı ya. Ulan Zahavi. Ferdi maçtan çıksa da en uzun top sürme rekorunu elinde tutuyor hala da 51 metre olarak. Helal olsun valla. Valencia sağ kanatta biraz sönük kaldı. Caner. Kanattaki çok iyi. İyi orta. Abi nasıl girebildin o kadar araya ya. Gözünü seveyim ya. Hadi Lemos. Sörlot'un boyu uzun geliyor. Sosa uzaktan gönderdi. Ooo son anda. Caner'in klas orta denemesi olmadı. Korner. Bence korner. Bak bence korner. Valencia'nın yerine kim alabilirim? Sinan Gümüş girecek. Fenerbahçe'yle oyunu geçti. Kanada bir bildirme geliyor. Takviye geldi. Abi gerinden kurşu yapın ya. Özel'in kafası aman Allah'ım. Değişik kafalar deniyoruz. Olmadı. Bak. Belki korner ümidiyle bekledim ama Zahavi o kapı gole çevirmiş olsaydı şayet ikinci turda çok şanslı olabilirdik. Pardon yabancı çok şanslı olabilirdik. Sinan Gümüş söktü aldı topu. Hadi beyler Gökhan Gönül. Sosa, Zahavi. Kanattaki Sinan'ı gördü bir kez daha. Sinan korner. Sinan topu oradan geçirsen var ya efsane olacaktı ya. Abi içeriye girsenize. Uf. Vallahi çok hareketli bir atak şey oldu ama bu. Ah ne korneri ya. Ne offside'di ya. Oha babacık.
Ulan Sosa, ulan Sosa. Sol saniyeler, hakem her an maçı bitirebilir. Ve maç bitti. Bitti. Ve maç bitti. 1-0 öne kapatıyoruz Trabzonspor karşısında. Türkiye Kupası ikinci tur, ilk ayak, ikinci ayak. İkinci tur ilk maçında. Bu daha düzgün bizim oldu. Mesut'un klasikolü de 1-0'a da geçtik ve öyle de devam etti. Maçın adamı da zaten Mesut oluyor. Oldukça iyi işler çıkarttık. Ümit var. Galatasaray 0-0 beraber kalmış. Beşiktaş var. Ooo Sivas'a bak. Başakşehir 3 atmış. Allah helal olsun. Ne diyeyim ki? Ve Trabzonspor ikinci ayak maçındayız. Ama tabii ki bekleyeceğiz. Şimdi takım yönetimi var. Görüşmeler var. Bakalım neler var. Takımım. Sparta Prag Novak için bir teklifte bulunmuş. Tabii ki de güle güle diyoruz. Biz Novak'ı vermeyeceğimizi belirtmiştik zaten en başından beri. Böyle bir düşüncemiz yok. Menajer ofisi. Bakalım Novak'ı. Tabii ki de güçlü bir kariyer kaybedeceğiz. Çünkü bizde çok kıymetli. Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi ilk ayak galibiyeti. Çeyrek final ilk maçını kazandı. İkinci ayağa geçerken avantajlı olduk. Trabzonspor takımına dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii ki de. Atfoca çok dikkatli şu anda. Evet dostum, bir bölümden sonuna geldik. Umarım video vesile hoşuna gitmiştir. Beğendiysen beğenme ve yorum atmayı unutma. Kanalıma abone değilsen de abone olup ailemize katılabilirsin. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tribündeki yerini almayı sakın unutma. Sen yoksan bir kişi eksiğiz. Kendine çok dikkat et. Daha sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.